Evet, herkese merhaba. Bugün Kaz Dağları'nın eteklerinde müthiş bir ortamda bir arılığa gidiyorum. Bakalım arılığın sahibiyle Basri Sağan'la güzel bir sohbet edeceğiz. Arı hakkında bilgi alacağız. Bu fikir nereden çıktı? Nasıl oldu? Hep birlikte gelin bir konuşalım. Arı hakkında bir bilgi alalım ve ortamı da göstereyim sizlere. Gerçekten müthiş bir ortam. Kaz Dağları'nın etekleri her yer yemyeşil. Valla ben hayran kaldım buraya. Çok güzel. Gelin hep birlikte bakalım. Evet, Basri'nin yanındayız şimdi. Basri'yle birlikte bugün arılara bakacağız. Bugün neler yapacaksın Basri? Bugün şimdi ilk önce öncelik arıların kontrolünü yapacağız. Kat Evet. istiyor, istemiyor şeklinde ya da ilerlemeleri nedir, ne durumdadır o şekilde. Kat isteyene kat vereceğiz. Evet. Kovan değiştirmemiz gereken bir tane kovanımız var. Onu değiştireceğiz. Bu şekilde işte yani devam edeceğiz. Yani arının gidişat durumuna bakacağız yani. İlerlemesi nasıl, iyi mi, değil mi? Evet. Yavru atım durumu nedir, ne değildir? Hepsini kontrol Tabii edeceğiz. hepsini kontrol edeceğiz yani. Benim de bir kovan arım var, biliyorsunuz onu. Ben de Basri'den bugün bilgiler edineceğim. Basri'den edindiğim bilgileri de kendi arılığım değil de bir iki kovanı orada Çoğalır. uygulayacağım. Yavaş İnşallah yavaş uygulayacağız. çoğalır. Onlar da çoğalır yani. Aynen. Şimdi Basri'yle birlikte gidiyoruz arılığa. Orada bakalım bugün ne işler olacak, görelim bir. Ben bu bite karşı şey yani etkili. Tamam mı? Yani. Şuradan çekeyim. Oo, çok güzel. Arı. Ne yapacağım Basri? Kat mı çıkacağım buraya? Evet. Şimdi kat vereceğiz bu araya. İlk önce şu üstteki şeyleri temizliyoruz. Bak herkesin kat verme şekli farklıdır. Dayı. Evet. Ben 2 ile 9'u mesela çıkarıyorum yukarı. Normal literatürde bu geçiyor, tamam mı? Evet. Mesela bak ikinci peteği çıkaracağız. Ya da 9. petek hangisi? Artık şeyse. Kapalı yavru var. Evet. Hı? Kapalı yavru var. Bakalım bakalım. Gördüğünüz gibi. Bir daha artı kat atarken şeye dikkat ediyoruz mesela. Yüzük kontrolü de yapmış oluyoruz. Evet. Değil mi? Yani o verme durumuna göre değil mi? Yüzük yapmış mı yapmamış mesela. Tabii. Mesela bunda bak yüzük yok. Yavruyu görüyorsun bak ne kadar güzel yavru var mesela. Evet. Buradan çekelim. Dokuzuncu evet. pete. Evet. Bakacağız. Yavru varsa bunu da çıkaracağız yukarı. Sen bunu istesen bölebilirsin değil mi? Tabi. İşte bu arıyı 3'e bölersin ya. Evet. 3 kovana. Tabi. Şöyle bir şey. Başta mesela ana buna günlük atmış. Mesela bunda da yavru var. Şimdi bakalım bir anaya bakalım görebilirsek. Bak şeyi yaklaştırırsan mesela bak şu gözlüklerin içinde günlük yavrular var bak. Evet. Yaklaştırabilirsen. Evet evet görünüyor. Görünüyor değil mi? Hı-hı. Tamam yani. Buna çift tarafı da günlük yumurtayı atmış yani. Anasına bak tamam mı? Anasını muhtemelen buraları doldurduğu için ana gitmiştir yani. Başka peteklere geçmiştir evet. mesela. Tamam bak şimdi. Bunu da aldık koyduk. Şimdi 2 ile 9'a petek vereceğiz. Evet.
şekilde bak. Şiş petek tercihimiz. Evet. Yani eski petek mi? Tabii. Yani şiş petek yani. Geçen senenin peteği mesela bunlar. Evet. Sıkıştıralım. Bir de şimdi mesela bak. Kontrolü yapmayı unuttuk. Şimdi kontrolü basıyor. Şimdi bak yüzük kontrolü yapıyoruz. Aynen. Yani katı koyacağımız için yüzük kontrolü yapıyoruz mesela. Şurada bir kabartı var ama şurada. Yok bak şimdi bunlar şey erkek göz onlara bak. He, tamam. Bak şunlar erkek. Şurada var. Evet bak. Şurada var. Şurada da var mesela bunlar hep erkek gözü. Evet. Birkaç tanesine baktım yeterli zaten yani. Yüzük var mı yok mu diye bakıyorsun. Tabii kontrol. Şu anda yüzük kontrolü yapıyoruz yani. Evet. Biz de yapalım. Yok. Bu tarafta yok. Şu tarafta da yok. Bunlara bak sahte yüzük bak. Mesela sahte göz diyorlar bunları. Hangisi? Şunlara bak mesela kenardaki. Bak boştur yani bu. Şey yoktur. İçinde bak yumurta yok bir şey yok yani. Evet. Yalancı meme. Gibi yani. Evet anladım. Yani sonuç yaşına bakalım aradan. Hep kapalı yavru değil mi Basri? Evet hep kapalı yavru. Bak. Yani yavru atama da güzel. Bir sıkıntı yok yani. Şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. Arada da sıkıştırmayalım aralara. Ha, oradan kapasana gidiyoruz. Şurada temizliğimizi de yapalım yani. Katar alalım. Bunları temizlemezsek evet. Katı çıkarmak zor oluyor. He. Yazın bunlar eriyor. Bak bunlar propolis mesela evet. Bak işte. Evet. Bu sefer sıcakta bunlar eriyor. Doğal olarak da katı çıkarmak da zor oluyor yani. Basri bu ne zaman oldu tam olarak? Bu işte yani bir haftadan beri bu şekilde tutuyoruz bunu. Yani arı iyice sıkışsın. Amacımız evet. O. Anladım. Her petek de olsun. Tabii. Vallahi gayet güzel. Şöyle içine çekelim. Tamamen 10 petek dolmuş. Kaç günde büyüyor bir yavru da? Yirmi bir günde. Şimdi bak, buraya duvar dibine bir petek koyuyoruz. Evet, boş petek. Boş petek koyuyoruz.
11. petek diyelim ona, değil mi? 11. Tabii, petek boş 11. olacak. Petek boş olacak yani. Evet. Sağ, duvar dibinden. Sonra bunları bu şekilde yanaştırıyoruz. Evet. 12-13 dolu. Evet, dolu. Mesela 14 yine bak. Evet. Boş petek yani. 14 ile boş petek koyuyoruz. Amaç buradaki arı burada arada kendini ısıtmasını sağlaması yani. Evet, evet. Yine aynı şekilde. 14'ü koydun. 15'i. Evet, 15'i de koyduk. Tamam. Şimdi arıya katımızı verdik. Bu saatten sonra ilerlemesini takip edeceğiz. Evet. Sen notlarını da alıyorsun herhalde. Not defteri gördüm az önce. Tabii. Not alıyoruz. Yani ana takibi için not alıyorum. Evet. Mesela 2020-2021 ana var bende. He. 2019 ana yok mesela. Evet. Şimdi mesela bu sene 2020'leri değiştiriyorum. Ha bir de 2021'de de mesela sakat olan yani ilerlemesi düzgün olmayan arıyı evet. Yine anasını değiştiriyoruz yani. Anladım. Zaten bak görüyorsun bak. Katlı arılarımız var mesela. Bunları 10 gün 15 gün oldu biz kat verelim. Bayağı kat var bak. Tabii. Şimdi mesela bugün 5 tane daha kat vereceğiz. Evet. Toplamda 13 tane falan katlı arımız olmuş olacak. Vallahi zaten iyi. 20 tane arımız var mesela. Evet. 13 tanesine kat vereceğiz. Bu da bir başarı yani sonuçta. Tabii tabii, yani. Tabii. Daha diğerleri de arkadan geliyor yani. Evet. Diğerleri de arkadan geliyor. O şekilde sonra bölmelerimizi yapacağız. Bölme de yapacağım. Tabii bölme yapacağız. Çoğaltacağız yani. Evet, evet. Nasip olursa yani ömrünüz varsa. Sen kattan sonra mı boşaltıyorsun? Ya şey, normalde bölüyorsun. Şöyle bu sene havalar yavaşlı gitti biliyorsun yani. Evet. Bahar geç geldi. Normalde biz önceden 20 Nisan'dan sonra bölmelerimizi yapıyorduk. Ama bu sene hava şartları malum yağışlı evet. Gitti. Evet. Arılar ilerlemedi falan. O yüzden geç kaldık yani. Anladım. Yani o yüzden bir sıkıntımız oldu. Şimdi evet. Nasip olursa böleceğiz. Tabii tabii. Sen bir Haziran'dan balı Haziran'dan sonra alıyorsun zaten değil mi? Tabii Haziran 15'ten sonra. Haziran 15'ten sonra yani. Tamam doldurma başlıyor. Ya bir de iklim de şey yani. Duruma göre işte. Tabii. Erken de olabilir geç de olabilir. Tabii yani mesela benim babam 55-60 sene bu işi yaptı mesela. 50 sene diyeyim mesela bu işi yaptı. Evet. Mayıs'ın 15'ten sonra bal aldığımız zamanları da bilirim mesela. Ama şu 3-4 seneden beri bahar geç geliyor. Yani yağışlardan dolayı bahar geç kalıyor. Evet. O yüzden... mecburen Haziran 15'ini buluyoruz yani. Evet evet normal. O şimdi, şekilde yani. Anladım. Şimdi bu araya katımızı verdik. Evet. Kapatacağız artık bunu diyor. Bunu kapatıyoruz. Şimdi mesela bak bir tane şey göstereyim ben size. Bu arı anasını kesti. Kıştan mesela. Anasını kesti bu arı. Bunu birleştirme yaptık. Mesela kat vereceğim arılara ben bu şekilde küçük taş koyuyorum. Yani belli olsun hani anladım. Oyalanmayayım şeyinle. Birleştirme yaptım mesela bunu. Sıkıntılı olan arılara da bu şekilde büyük taş büyük koyuyorum. Taş yani koyuyorum. çabucak müdahale etme şeyinde ya da ne bileyim hani o mudu bu mudu demeyeyim diye. Anladım. Hepsini o şekilde işaretliyoruz yani. Evet. Şimdi mesela bak şöyle gelelim bak. Bu arı da mesela bak aynı şekilde bak taş koyduk. Bu da sıkıntılı. Bu da birleştirme yaptı. Evet. Bunların şu anda anası var ama birleştirme yaptık yani. Ha başka şeylerden birleştirme. Anası ölmüş arıyla. Sağlam arıyı birleştirme anladım, yaptık. Anladım. Az ama tabii, yani, az arıları iki arıyı birleştirdi. Bir tane tek anayla. İki arıyı açıp da gösterelim istersen. Evet. Zaten bir kovanda iki tane arı olmuyor. Şey ana arı olmuyor tabii, değil mi? Tabii olmuyor. Evet. Şimdi de söyleyelim. Şimdi mesela bu birleştirme yaptığımız arı ki anasını da kesmedi. Yani yine toparladı mesela bak. Vallahi toparlamış. Gayet güzel duruyor. Yine de toparladı. Bu şerbetliğimiz. Evet. Şimdi mesela körük, bunun bir de... Körük hiç sıkmadım aslında burada. Ya... Körüğün kokusu, kokusu da farklı. Ona da bir bakalım aslında. Körüğün kokusu şey tabii. Portakal kabuğu yakıyoruz. Evet evet portakal kabuğu. Portakal güzel kabuğu buluyor. Kullanıyoruz biz. Yani evet. Arıya da çok şey yapmıyor. Mesela şöyle bir sıkalım. Ya arıyı kabartmıyor. Dedirtmiyor. Evet. Yiyelim. Sakin gördüm ben araları ya. Hiç şey yok. Yani, gayet yani, güzel. Şunu yapalım. Şimdi mesela bakalım bunu bir en manayla kontrol etmiş olalım. Hı. Oo bal mı var basında? Bu ya önceden işte kalma mesela balından. Bak. Mesela bak şılak mesela bak. Bal da koymuş yani aralara. Evet 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 var. Mesela şılak mesela bak. Şu tarafını da bak çekelim. Şöyle. Şimdi bak mesela kontrolümüzü sağlayalım. Bak şurada yavrusu var mesela bak. Şunlar değil mi yavrular? Evet kapalı yavru mesela bak.
şöyle de çevirelim. Bir dakika. Evet, burada da var. Şu şekilde mesela bak. Şöyle. Bir dakika bakalım. Evet. Yani şu anda bu arımız düzene giriyor yani. Evet. Tabi şimdi diğerleri gibi de olmuyor. Yani bir darbe geçirmiş oluyor sonuçta. Bunda da bayağı kapalı var. Evet. Mesela bak bunda da dediğim gibi bayağı kapalı arımız var. Bak mesela bak şu yavru arı bak. Yani bak şu bak. Yeni doğanlardan bak. Evet bak. Küçük. Küçük. Evet. Bu yeni doğanlardan. Mesela erkek arıyı da gösterelim. Ana arı denk gelirse ana arıyı da bakalım. Ona baktın mı? Muhtemelen bunda bak. Duvar dibine bile yavru atmış. Ana arımız. Duvar dibinde ve bak mesela bak şöyle göstereyim bak. Ana arımız da var. Mavi arı. Mavi Allah Allah değişik. Bu 2020 mesela renk evet. Şey var. Mesela 2021 beyaz. Allah Allah nasıl tabii oluyor? Bu şekilde anaları boyuyorsun mesela. Bak şu erkek arı bak. Mavi noktası olan ana arı. Ha, şu erkek mesela bak. Saka denir bunlara erkek. Nerede? Mesela. Şu bak. Şu iri olan bak. Şu. Ha, evet. Ucunda hemen bak bu ana arımız. Evet. Mesela bak bu arıyı bu sene biz anasını değiştireceğiz. Evet. Bu 2020 mesela. Evet. Tamam mı? O yüzden yıla göre mi rengi değişiyor? Bazen? Tabii. Allah Allah. Tabii. Mesela sarı, yeşil, beyaz, mavi. 4 renk var. Allah Allah. Tabii. Oradan yılını da biliyorsun. Şu an öyle. Evet. Vay be. Şu erkek arı bak. Mesela şurada bak da. Evet, ucunda mesela. Mesela. Dur. Şu bak. Şu. Evet. Şu erkek arı. Evet. Şu da erkek arı. Mesela. Yani arının şeyi de güzel yani. Hani evet. En azından toparladı. Şimdi birleştirme yaptık. Şöyle dikkatli bir şekilde şey yapalım. Bu da şerbetliğimiz. Evet. Destek amaçlı. Şerbet veriyor musun Basri? Tabii yani şimdi mesela bunlara tabii ki de veriyoruz yani. Mesela bunun mevcut az. Bunlara veriyoruz. Evet, daha çok arıyı güçlendirmek adına. Tabii ya bizim zaten şerbet verme amacımız şey arıyı kızıştırmak. Evet. Yani ya da ne diyeyim yiyginin kısıtlı olduğu zamanlarda destek amaçlı. Şimdi bal akım zamanı mesela şerbet verilmez. Gerek bile yok değil mi? Yani tabii şimdi bal meradan bal gelirken doğru. Niye şeker yani, veresin? Tabii niye şeker veresin? Tabii. Bir de hem şey oluyor maliyetli yani. Bir de. Maliyet tabii. Bir çuval şeker olmuş 1000 lira 1100 lira. Doğru. Yani tabii. İnsanlara bu şey geliyor yani. Evet. İşte şekerle bal yaptırıyor falan gibisinden mesela. Tabii tabii. Bir, bir çuval şeker 1000 lira 1100 lira. Şerbet aslında arıyı hareketlendirmek tabii, adına. Tabii kek yani. Şerbet tabii. Yani baharda mesela. Evet. İlk bahara çıktığın zaman arıyı kızıştırmak, hareketlendirmek bir an önce yani koloninin mevcudunu fazlalaştırmak amaçlı. Evet. Bizim tabii. Verdiğimiz şerbet bu şekilde yani. Aynen aynen. Bahçe de yapıyorsun herhalde burada bahçede var. Tabii bahçe işte soğan var, sarımsak soğan, var, evet. Bezelye ektik, bakle ektik. Bakle var. Tabii. Önümüzde arotu bak. He. Onu da göstereceğim biraz. Allah yani Allah. İşlerimizi bir halledelim. Tamam. Onu da göstereceğiz. Korunga diye bir ot var, arotu. Allah Allah. Tabii. Şimdi bak şunu da göstereyim ben bak gel. Şimdi mesela bak bu ilk kata çıkan arılarımızdan. Evet. İki katlı bu. Tabii. İki katlı katı varmış. Vermiş. Şu körü de alalım. Allah olmaz. Oo, 9 olmuş herhalde pek. 19 çerçeve var mesela. 19 çerçeve vallahi çok iyi. Mesela bak, istersen şöyle alayım ben senden. Ben şu taraftan bir çalışayım. Gibi oluyor da ondan. Güneş mi şey yapıyor? Neyse tamam. Şimdi mesela bak bu petayı yeni verdik. Yeni hani 1-2 gün oldu diyelim. Evet. Basit çok kuvvetli ara. Evet. Bu işte yani erken kata gelmesi bak bu şekilde bir şey. Bak evet. Şimdi bir de şunu gösterelim bak. Az da olsa bal akımı var. Mesela bak. Petekler şılaşacak bak.
Evet, şurada da özellikle. Evet. Bak yani serpinti yapmış mesela o şekilde. Evet evet evet. Şöyle gidiyor boydan. Şurada evet. Da var. Hı-hı. Ara ara mesela. Şurası bal zaten değil mi? Tabii. Tabii yani. O şey yani. Az bir şey koymuş. Bak mesela bu şekilde burası. Aynı şekilde bak mesela. Evet evet evet. Var bal var. Evet. Serpinti şeklinde mesela var bak. Evet. İşte yani kuvvetli arı böyle oluyor yani. Evet. Şimdi mesela şu anda bizde pirama çıktı. Mesela piramdan koymuş dur muhtemelen. He. Çünkü o zaman da havala birkaç gün iyi gitmişti. Mesela bak şunda muhtemelen yavru var. Muhtemelen dedim yani. Bakalım bakalım. Şöyle olarak. Bakalım. Daha yok bakalım. Bu tarafta yok. Burada. Burada da yok. Bir de bunları kontrol etmek gerekiyor yani. Alttan yüksek yapabiliyor, şey yapabiliyor mesela. En alt katları kontrol edebiliyor musun Basri? Böyle kat çıktığın zaman. Tabii. Katı alıyorsun ara sıra kat yüksek kontrolü yapıyorsun yine. He. Bak mesela bak bunu da şöyle göstereyim. Bir saniye. Şimdi bak mesela dur göreyi sık varayım. Bak kurtlağı var mesela bak. Bak. Ne var? Kurt. Mesela bak da yavru atmış mesela buraya bak. Görüyor musun? Evet. Beyaz beyaz bak mesela. Kurt. Şu mu kurt? Tabii. Şununla bak. Allah Allah. Gözeneklerin içinde mesela bak. He. Şöyle çevirsek. Evet. Daha uygun olacak bak. Yaklaştığında bak beyaz evet. Beyaz kurtlar var mesela. Vallahi tam randımanda ben şey yapamıyorum ama. Bak şöyle yakla bak. İyi bilenler şey yapar. Kurt yani. Şimdi mesela bak burada. Ne olacak diyorsun bu kurt? Tabii bunlar şey. Kurt demem şey yani. Arının yavrusuna biz kurtçuk diyoruz mesela he? Tamam mı? Hani. Ben de başka bir şey zaten. Yok yok hayır hayır. yani işte mesela. Yavru almış yani yavru bak, yani. Tabii yavru. Mesela bak burada da günlükler var mesela bak. Evet. Basit şunu abi şu kafayı sokmuş şuraya. İşte pet göz temizliyor. Yavrulara belirli bir tabii şey yiğit dönemi olması lazım. Şimdi bak buraları falan hep günlük mesela bak. Evet. Her taraf günlük yumurta mesela bak. Bu yüzde de aynı şekilde. Şimdi bak. Bir saniye bakalım. Burada bir şey var. Evet, şimdi bu yüzde de mesela bak. Şöyle gösterelim. Bak kapatmaya başlamış burada bak. Evet. Tamam, yavruları kapatmaya başlamış. Tabii gözeneklerde mesela günlük de var yine. Evet. Aynı şekilde. Şimdi mesela bak şu bölgeye bak. Üst tarafa bak bal koymuş. Az bir şey ama bak. Kemer. Doğru. Kemer deriz bak evet. Burada da aynı şekilde mesela bak. Şuradır, şuna bakalım. Evet burada bal var içinde. Ya işte yani o şekilde kemer yapıyor. Alt taraf yavru oluyor mesela. Arın, burada aslında yiyeceğini sistemi, depoluyor. Tabii. Değil mi? Üst tarafta tabii. Evet, kemer burada, şeklinde. Burada o orta yer evet. Yumurta şeyi için. Yumurta atıyor mesela orta yere. Evet. Şimdi mesela şuna bakalım. Bu bak bu üst katı dördüncü mesela bak. Çok kapalı yavru var bunda. Evet. Görüldüğü üzere bak. Evet evet. Tamamen çok kapalı yavru var. Tabii. İroluna bak mesela erkek göz. Onlar erkek arı erkek, oluyor. Tabii erkek arı oluyor. Az önce mesela. Evet, evet az önce göstermiştik mesela. Bak. Bak şu bak erkek mesela bak. Evet. İşte onlar o gözeneklerden çıkıyor yani erkek evet. Arı. Bende de bir kovan var ya öğreniyorum Basri. Evet. Artık yabancı değilim yani bu işe. Bu tarafı da aynı şekilde. Evet, şunlar erkek gözü. Evet, iri olan erkek gözü mesela. Ya bu şekilde tabii bazen bunları açıyoruz. Yüzük kontrolü yapıyoruz. Evet. Katı da alıyoruz mesela. Onu da ileriki bir zamanda müsait olursak çekim yaparız. Evet. Ana kontrolü mesela. Evet. Katı alıyorsun, alt kattaki şeylere de bakıyorsun. Vallahi bayağı işçilik var bu işte, bayağı zor. Tabii. Yani kolay yok. Olay yok evet. Şimdi mesela bak. Şimdi bir tane de şey gösterelim. Arının doğum anı diyelim. Allah Allah. Tabii. Dengeli mi? Kapalıdan çıkışı mı? Tabii. Kapalıdan çıkışı. Bak şimdi mesela. Bak ana arı burada bak beyaz. Oo bak öyle değişik. Gördün mü? Vallahi, bu geçen sene anı nasıl? Görebilir miyiz onu bir dakika?
Bu 2021 mi? Evet, 2021 ana bu. Öteki mavi olan 2020'ydi. 2020'di. Şimdi bu seneye mavi olacak o zaman, öyle mi? Yok. He? Şimdi bu sene yeşil muhtemelen. Nasıl yani? Tabii. Dört renk var. Bir dakika. Her sene değişiyor mu yani bununla? Tabii. Bu sene bütün arılar mı beyaz? Tabii. Allah Allah. Bu sene beyaz. Geçen sene bütün ana arılar beyazdı. Vay be. Yani evet. Öyle diyeyim sana. Çok şimdi belli bak, oluyor ya Basri. Tabii. Yani ya anayı bulmak kolay da yani bu çok, şekilde. Çok der. Evet. Nasıl anayı bulmak da kolay. Oluyor? Şimdi mesela bak şeye bakacaktık. Bir tane arının şeyi paralamasına çıkış anı dedik ona. Neredeydi o? Bir saniye bakayım. Evet, kapalı ya buradan tamamen çıkışa evet, geç. Bak şurada bak. He gördüm. Evet bak. Evet. Dur bakalım Basri. Bak. Bir daha bir şöyle. Şu bak. Dur. Göreyim ben. Biraz tutsana Basri orayı. Şöyle. Demirle mi? He demirle. Buradan hı, tam olarak. Bak şu arının çıkış. Dur. Şey bak. Şu. Şu burada bak. He evet hareket ediyor. Bak hareket ediyor. Evet artık bu arı yani, çıkacak az sonra. Tabii. Yani dünyaya gelecek. Yani gelmiş artık yani çıkacak. İnşallah kolonya katkısı olacak yani. Evet. Çok güzel. Anarımız bak bu petekte mesela. Bak bunda da mesela yavru var. Anarımız maşallah iyi çalışmış. Bak burada kurtçuklar evet, var mesela işte bak. Yeni atmış mesela buraya yavruyu bak. Kurtçuklu almış. Yani 3 günlük, 5 günlük. Evet, şunlar değil mi? Evet, sonra da onu kapatıyor onu değil mi? Tabii. Bazen? Aynen o şekilde. Bak bak mesela şunla mesela yeni kapanmış bak. Şunla yeni kapanmış. Mesela evet, sarı renk oluyor zaten bak. Bunlar mesela önceden kapanmış. Çıkacak üzere onlar bak rengi fark etsen siyah oluyor zaten. Yani, evet. Eskiyor. Burada mesela, tamamen bal atmış mesela. Tabii. Şurası. Bak evet onu gösterecektim bak. Burası bal bak, evet, kemer tamam, yapmış bak. Dolu. Burada da kemer yapmış. Evet, sağ üst taraf ve sol üst taraf genelde evet, öyle başlıyor. Evet. Hatta burada kapatmış bile. Yazdan bak şu şekilde bak. Sırlamış bir de basın üstüne. Hmm. Değil mi? Öyle mi oluyor? Evet, hafif bak şey yapmış, sırlamış. Evet. Mesela bak şu şekilde kemer deriz biz. Evet. Böyle. Arı buraya kışlık giygisini koyar mesela. Şu şekilde bak, şöyle. Burası da yavrular alınır yani. Tabii çift taraflı. Aynı şekilde bak, burada da göreceksin. Şöyle bak, tutuvarayım ben size. Bak, şurada da mesela bir körü sıkalım. Şöyle tutayım ben de. Bak, şöyle mesela. Bak, burada da bak bal var mesela. Yaklaştırsan daha net olur. Evet, içi bal dolu şu anda. Evet, aynı şekilde kemer bak yani. Zaten bak, görürsün, arı da bak kemer şeklinde bu şekilde bak boş bırakıyor. Vallahi öyle, evet. Yani. Şuradan şöyle. Tabii. Şöyle, üst taraflar bal. Yani. Evet. Şimdi mesela bal akımı çok olduğu zaman burası bal zaten. Evet. Yavrunun çıktığı yere de bal koyuyor. Bu petek komple bal olmuş oluyor. Anladım. Evet. Ondan sonra sağım gerçekleşiyor. Aynen, aynen. Şöyle. Zarar vermeden işte alalım. Ya bunlara dikkat etmek gerekiyor mesela. Arıyı bedavadan sıkıştırıp öldürmemek gerekiyor. Evet. Ya bu arımız bu şekilde. Vallahi maşallah çok iyi arı. Basri, evet, ben maşallah yani bunlar işte erken kata getirdiğimiz arılar bu şekilde. Evet. Şimdi bak mesela çok bir güzel tane de şey yapacağız. Kovan aktaracağız. Evet. Farklı bir kovan o da. Evet. Ya bizim kovanlarımıza uymuyor. Evet. Babamdan kalma o kovan. Öyle baba mi? Baba yadigar evet. Aha, onları evet, kullanıyoruz. Mesela bak. Şunlara bak görürsünüz. Bu kovanlar babamdan kalma bana. Eski kovan belli şuralar tabii, falan değil mi? Hı-hı. Şunlar. Evet. Bunlar babamın kovanları. Bunlar benim kovanlarım. Evet. Yani şekil şemal farklı. Tabii bu sefer petek ebatları da değişiyor. Evet. Fark ediyor yani. Sığması zor oluyor falan. Şimdi mesela babamın kovanında bir tane böyle geçen sene bölme yapmıştım. Evet. O arıyı normal benim kendi kovanıma aktaracağım. Anladım. Bunları daha önce İçini yaktık, temizledik. Basit petekleri dışarıda bırakmıyorsun değil mi hiç? Yok. Ya mesela petek vereceğim zaman ben mesela dayıyorum. Mesela buna petek vereceğim mi? Mesela. Evet. O şekilde. Şu bak babamın kovanı. Evet. Bunu bu şekilde koyuyoruz. Şöyle.
içine sürttürelim. Buna bak, havalandırma delikleri bak. Hı-hı. Biz ahşap taban yapıyoruz mesela. Bu şekilde havalandırma delikleri yapıyoruz. Evet. Yazın arı sıkıntı yaşamasın sıcaktan, çok sıcaktan diye. Şimdi bu babanın kovanını, evet, senin kendi kovanını kendi yaşayacak. Kovanımı aktaracağım. Evet. Bunu bak geçen sene bölme yapmıştım ben. Trakya'ya gitmeden önce bölmüştüm. Deneme amaçlı yaptım yani bu işi. Evet. Oo, basit bu çok kolay. Arı bu şekilde. Evet. Bu sanki bir pedek daha az gibi. Basit. Tabii az. Mi? Daha bu alt katı doldurmadı yani. Ama şimdi buna şerbetli alacağız. Buraya petek tamamlayacağız. Muhtemelen bir hafta sonra bu kata çıkar yani. Peki, bir hafta sonra. Aktaracağız mı diyorsun sen bunu? Tabii aktaracağız. Peki aktarmanın sebebi ne Basri? Aktarmanın sebebi bu kovan benim şeyim değil. Senin standartlarından mı? Mesela katlarım buna uymuyor. Anladım. Biraz daha küçük sanki. Tabii. Bu babamın kovanı küçük. Evet, evet, evet. Bu 21'lik kovan. Ha. Aslında normalde şeye baktığın zaman benim kovandan büyük. Evet. Şey olarak. Benim kovanlarım 21'lik. Bunlar 21'lik. Ama tabii o zamanki sistemle şimdiki sistem farklı olduğu için. Evet. Tamam yani. Bir de babam kendi kovanını kendi yapardı. He. 21'lik ara kovan diye, evet, geçer zaten. Yani genelde kovanını kendisi yapanlar o şekilde kovan yapar. Özel bir kovan olmuş oluyor. Anladım. Evet. Allah rahmet eylesin babana da. Sağ olasın. Razı olsun. Şimdi bak sıralamayı da bozmadan. Babam sayesinde bu işi evet, Allah razı olsun. Ya, onun sayesinde bir şeyler gördük. Evet. Arkadaşlarımızdan öğrendik. Diyelim. Bazı evet, hani hep şey olarak. Şimdi bakın mesela. Şuraya bak bak. Nasıl şey yapmış mesela. Şimdi bak sıralamayı da bozmuyoruz. Evet. Burada. Mesela bu dipteki petekti. Aynı şekilde buradan böyle geleceğiz. Anladım. Sıralamayı bozmadan. Maşallah yani iyi. Yani şey olarak. Arımızın mevcudu iyi. Evet. Mesela bak bu, bunun anası boyasız. Bunu boyamayı unuttuk biz. He, sen kendin mi boyuyorsun? Tabii kendim boyuyorum. Tamam, he. Hem anayı çabuk görmek amaçlı. Anladım, evet. Tamam mı? Şimdi bakıyorum mesela. Hazır benim kafada gitti. Evet. Anamız burada yok. Yani göremedik. Çünkü hem anayı da kontrol etmiş oluyorsun. Tabii boyalı olmuş olsa anayı görmek çok basit oluyor. Evet. Hemen hani ben buradayım diyor yani. Tamam, evet, mı? Belli. Hani damgalı eşek misali. Evet. Ama maşallah var yani arının şeyi güzel. Bak genç ananın şey farkı mesela bak. Kaşı bak tahta gibi yavru atıyor mesela, boşluksuz yavru atıyor. Mesela bak bu taraf aynı şekilde. Kabartmış bak, evet bak şimdi onu göstereyim mesela. Şimdi bak nasıl bak balı doldurmuş bak komple bak sırlamaya da başlamış. Kemer bu işte bak yani mesela. Evet. Kemer bu. Bal kemeri. Şöyle yine şeyini bozmadım. Ya dikkat etmek gerekiyor. Aldır küldür iş yapmamak gerekiyor. Sonuçta bu da bir canlı. Tabii. Yavru atımı gayet güzel. Tahta gibi her tarafa yavru atmış mesela bak. Basri arı gibi çalışıyor diyor da gerçekten arıya baksana müthiş. Tabii, bir çalışma var. Tabii. Bak bu şekilde göstereyim bak. İçinde kurtlar var mesela bak. Daha kapatacak onları Basri mesela. Basri kurt demeyeyim ona, yavru değilim. Yavru. Ya biz ağız alışkanlığı. Ben sanki hani böyle şey oluyor ya. Bit ile bit şeyi var ya. Yok. Sanki öyle aldım. Bak bir tane daha burada mesela bak. Çıkıyor bak gözenekten. Bak, ha gördüm. Açıyor. Bir daha göster onu Basri. Bak şu bak. Gözünü açmış çıkacak artık yani. Evet evet şu. Evet. Ya bunların şeyi var mesela pupa şeyi diyorlar tamam mı mesela. Kapatma. Şey günlük yumurta. Larva. Bu da petek daha sıkı. Mesela benim çerçeve şeylerim daha geniş mesela. Evet. Bunda petek daha sıkı oluyor. Şunları temizlesedik çok güzel olacak tamam. Bakınız. Yavru durumu bak.
Gayet güzel. Hı. Aynen bak bu şekilde de mesela burası da bak. Çok güzel yavratmış yani. İşte genç ananın farkı bu. Hı. Yani gençleştirmekteki amacımız bu. Genç olunca iyi çalışıyoruz. Tabii yani yavratma ona göre oluyor. Şimdi bak bunlar arının kendi ördüğü şey. Evet. Dalak diyoruz yani bunlara dalak atıyor üstüne. Şunları da alalım böyle artık en son temizleyeceğiz. Her petekte yavru var mesela. Her petekte yavru var. Damarının üreme zamanı yani şu anda. Evet. Ya bizim burası için söylüyorum yani tabii bölgesel yani, değişiyor. Tabii. Hatta her sene farklılaşıyor yani. Farklı yani. Tabii yani tabii. Her sene tutmaz. Tutmuyor. Yani 3 seneden beri diyeyim yani bahar bizim burada geç oluyor. Yani yağışlardan kaynaklı bir durum. Tabii ki. Maşallah. Çok iyi. Güzel yani. Sıkışmasın şuna. İşte onları şimdi sıkacağım ben. Sıkıştırmayalım. Onları temizleyeceğim ben de. Hadi arıyı çok şey yapmayalım dedim yani. Hırpalamadan, şey yapmadan yapalım. Buna bak erkek gözü. Bunları şimdi koparıp atacağız bak. Basit bunlar niye? Amaç ne burada içece? Nasıl? Üste niye bunlar böyle şey oluyor? Dalak atıyor işte. Arı hani keyfi iyi. Evet. Bir de üstte gezinmek için mesela. Evet. Örtünün altında rahatla gezinmek için de mesela. Evet. O şekilde şey yapıyor. Evet. Bak birinci petekte bile yavru var. Maşallah bak. Birinci petekte bile yavrusu var yani. Şunlar erkek arı değil mi Asri şunlar? Hı, iri olanlar erkek arı. Olanlar. Evet. İri olanlar erkek arı. Evet. Hay maşallah. Şöyle darbe de yaptırmayalım. Aktarma işlemi tamamdır. Bunları ne yapacağız şimdi basın? Şunu içine silkeleyeceğiz onları da. Allah Allah. Evet, şimdi şunun ağzını açıyoruz. Evet. Bu şekilde. Buraya koyuyoruz yerine. Bu şekilde. Tamam. Şimdi. Hı. Burada kalanlar. Bunlar da. Bu şekilde böyle. Ben bu şekilde yapıyorum. Yani. Herkesin farklı evet. Şeyleri vardır. Mesela çok fazla arı kalmadı. Evet. Yine duvarlarda var biraz. Hı hı. Bunu ne yapacağız şimdi? Nasıl? Açık mı bırakalım hocam? Tabii şimdi bunu açık bırakıyoruz. Evet. Buradan bir daha arı kendi şey yapıyor zaten. Evet. Gidiyor yani. Hatta bak şöyle de yapabiliriz. Bir sıkalım şöyle bir. Bir daha vurduralım. Oo, vallahi bitti. Tamam. Tek tük birkaç tane şey kaldı yani mesela. Evet. Yine bunu bu şekilde açık bırakıyorum. Ben içindekiler çıksın gitsin diye. Evet. Sen şimdi bunu pürmüzle tekrar temizleyeceksin herhalde değil mi sonra? Tabii. Bunu temizleyeceğim. Koyacağım yerine. Yine temiz duruyor. Bastı. İyi duruyor. Ya gene şimdi mesela. Kenarları falan çünkü. Tabii. Rutubet şey yok bir şey yok herhalde. Rutubet yok mesela şey olarak. Ben bunları temizliyorum. Sirkeli suda siliyorum. Zeytinyağı sirkeyi karıştırıyorum. O şekilde siliyorum. Temizliyorum. Ben dezenfekte amaçlı. Anladım. Evde depoma koyuyorum. Lazım olduğu zaman alıp tabii. Kullanayım. Bunları bölme amaçlı kullanıyorum ben. Anladım.
Hani babamızın yadigarı, evet. Katı yok. Evet. İşte bölmede kullanıyoruz yani. Anladım. İşimizi görüyor. Şimdi mesela bunu ben şey getirmiştim. Bir tane de petek koyacağız buna. Evet. Dokuzuncu petek koyduk. Dokuzuncu peteği koydun. Evet. Müthiş. Şimdi şu şerbetleri koyalım. Tamam. Zaten muhtemelen bir terslik olmazsa bir hafta 10 güne bu kata çıkar diye düşünüyorum. Vay be. Yani tabii şey de önemli yani hava şartları da önemli. Malum bak hava şartları hala daha serin gidiyor yani. Evet. Siz de görüyorsunuz. Evet, evet. Şu bizim kapağımız. Ben Çanakkale Çan, Terzan doğumlu. Mehmet Sağın oğlu, Basri Sağın. 43 yaşındayım. İki çocuğum var. Evliyim tabii yani iki çocuğum var. Evet. İşte arıcılık işine gönül verdik. Bu işi yapıyoruz. Tamam. Elimizden geldiğince. İlk ilgim babam benim arıcıydı. Bizim geçim kaynağımız zaten arıcılıktı yani babamın. Yazları arıcılık yapıyordu. Kışın işte bıçıklarda falan çalışıyordu. Devamlı yardım ediyorduk. Yani sağlımları olsun, bakımları olsun yardım ediyorduk. Tabii o zamanlar gençtik. Çok ilgi alakamız yoktu işin gerçeği. Doğru. Biraz zoraki oluyordu iş. İşin özü. Sonra 2013 yılında babam rahmetli oldu. Rahatsızlandı. Arıları satmak zorunda kaldı. İki tane çotuk arı bıraktı. Yani elimizde bulunsun şeyiyle. Tabii Kasım ayında babam rahmetli oldu. İki tane çotuk arı bizim başımıza kaldı. Ondan sonra tabii bahar geldi. Tabii biz onların iyi kötü bakımlarını yaptık yani. Annem de babamın yardımcısıydı. Eşim de aynı şekilde bana yardım ediyor şu anda. 8 tane oğul aldık. 2 tane çotuktan. Sonra bir sevgi geldi içimize. Ya yani babamızın zamanında yapmadık bu işi. Sonradan hadi dedik babam mesleği. Bunu dedik devam ettirelim. Küçük çaplı başladık işte 8 tane oğul aldık. 2 de kendisi var. 10 tane arı oldu falan. O senede güzel bir bal akımı vardı burada. Güzel bir bal aldık. Öyle derken biz iyice işin içine hani tabiri caizse bodoslama daldık yani. Evet. Ve severek yapıyoruz. Yani ayrıca çoluğum çocuğum da geliyor mesela yardıma geliyorlar hepsi sağ olsunlar. Şimdi ilk o sene biz iki sağım yaptık. Güzeldi yani arılarımız. Oğul bir de çok hızlı gidiyor, ilerliyor yani. Oğullarımız da kuvvetliydi. Mesela 4'e çıta, 5'e çıtadı oğullarımız. İlk balları biz aldık 30-35 kilo falan bal aldık. Ne yapalım ne edelim? Yani kendimize yiyeceğimizi ayırdık. Tabi fazla yani bir annem var. 4 kişi de biziz. 5 kişi toplam 5 kişi yani. Bir 10 kilo falan bal ayırdık kendimize. İşte kardeşlerimize verdik falan. İşte konuya komşuya dattırdık gibisinden. Kalanını da şöyle söyleyeyim. Ya bunları pek söylemek uygun mudur değil midir bilmiyorum da. Babamızın hayırına dağıttık. O şekilde şey yaptık. Sonra ikinci sağım oldu. Evet. Tabi o zamanlar benim lokantam vardı yani lokantacılık yapıyorduk. Arılar çok aşırı neşir olamıyorduk ama gene ilgileniyorduk yani mesela. Sonra baktık arılar gene bal doldurmuş. İkinci sağımı yaptık. 40 kilo süzme bal aldık. Çotuklardan da 5 kilo petek bal aldık. Ne yapalım ne edelim? Sattık. Yani eşimize dostumuza ki zaten babamdan kalma bir pazar vardı zaten yani. Evet, babam tabii. Kendi balını kendi satardı. Toptana evet. Bal vermezdi. Evet. Kendi ürettiğini kendi tüketmeye çalışırdı. Falan. Sattık. Hakikaten de güzel oldu. Yani şimdi bir emek harcıyorsun. Karşılığını da alıyorsun. Evet. Kendimize bir harçlık oldu yani. Mesela şimdi 40 kilo bal bugün değerlendir mesela. 4000 lira, 5000 lira para yapıyor. Evet, tabii. Güzel de bir destek oldu. Ondan sonra bir daha biz işe hız verdik. Tamam. O şekilde devam ettik yani. İşte diyorum ya ilk 8 sene arımız vardı bizim. Sonra bir abiden satın aldık. 15-20 yaptık. Dedik ki yani biz bu işi yapıyoruz. Madem yapacağız bu işi. Gelir olsun. Arımızı da çoğaltalım. Sonra bir yerden ben arı aldım. Satın arı aldım yani. 50-55 tane, 60 tane falan arımız oldu. O senede kış sert geçti. Ya da şöyle diyeyim. Arıya biz belki de düzgün yani sonbahar bakımını düzgün yapamadık diyeyim yani mesela. O şekilde söyleyeyim. Arıların benim yarısı öldü. Kalan arılar da zayıftı. Yani toparlama süreci zor oldu. O an bir dedim hata mı yaptım acaba dedim. Yani ümitsizliğe kapıldım. Ama yine yılmadık. Annem Allah razı olsun bak çok destekçimdir. Eşim de aynı şekilde.
Annem de bu işi biliyor. Oğlum arı dedi çok çabuk üreyen bir hayvan. Çok çabuk da sönen bir hayvan. Moralini bozmadı, şevkini kırmadı. Allah razı olsun. Arkadaşlarımız da destek çıktı. Yine biz yürüdük gittik yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçen sene Ramazan bayramında. Bayramın birinci günü. Bayram da olsa ben arılığa gelirim. Evet. Şaşmaz. Evet. Bayramın birinci günü arılığa geldim. Aynen bu şekilde burada ottum. Sigara içiyorum. Arıları seyrediyorum böyle. Hava da çok güzel o gün. Bal akımı da var böyle. Arı patır patır dökülüyor falan böyle. Polen geliyor ayrıca. Arıları seyrediyorum. Bir baktım arının biri dönmeye başladı. Arı oğul veriyor. Evet. Bayram günü yani. Evet. Ulan dedim bayram şey yani. Ramazan'dan çıktık. Bayram bereketi. Tabii heyecan oluştu. Evet. Tabii çoluk çocuk evde bizi bekliyor. Mesela hani bayram şeyine. İlk oğlu o zaman aldık. Ramazan bayramı birinci günü aldım. Ama hakikaten çok heyecan yaptım yani. Evet. Sevindim de. Tabii. Bir de hani arın ürüyor. Evet. Yani. Yani o şekilde yani ilk heyecanlı şeyimiz o. Yani nasip olursa emekli olduğumuzda yani ömrümüz varsa da bugün de gelebilirsek daha fazla yapmayı düşünüyorum. Bunu ek iş olarak gibi yapıyoruz. Tabii ek iş olunca fazla ilgilenmeme yani ilgilenemediğimiz zamanlar da oluyor. İşin yoğunluğundan dolayı. Ben normalde işi bırakıp bu işe yönelmek istiyorum. Ama eşim razı gelmiyor. Hadi onun da gönlünü kırmayayım diyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz yani. Evet. O da yardım ettiği için yani rahatlıkla yapıyoruz ama tabii sayıyı çok fazla çoğaltamıyoruz. Evet. Öncelikle tavsiye edeceğim. İçinden gelerek yapacağım. Severek yapacağım. Ya arıyı seveceksin yani. Evet. İlk başlangıç bu. Yani her işte böyle bu. İşi sever insan her zaman başarılı olur. Yani işi severek yapmak her zaman farklıdır. Evet. Yani ben şunu çevremde herkese söylüyorum. Alın birer kovanları diyorum. Bakın burada herkesin bağı bahçesi var mesela. Doğru. Tağlası var. Gelip giriyor. Alın birer tane arı diyorum. Bakın. Yapın. Tabii şimdi kimisi arıdan korkuyor. Yapmak istemiyor. Ama güzel zevkli bir iş. Evet. Öncelikli olarak babam. Rahmetli oldu. Nur içinde yatsın. İkincisi annem, en büyük destekçim, eşim. Ahmet diye arkadaşım var mesela, o da aracılık yapıyor. Çocuklarım mesela, onlar da hep daima yardımcım yani. Abilerim, ablalarım mesela yani onlar yardıma geliyor. Yani mesela sağımda olsun, nakliyede olsun mesela, sarıp indirmede falan. Hepsinin emeği var yani. Petek yapıştırıyoruz mesela, örnek veriyorum, çerçeve çakıyoruz. El birlik yapıyoruz evde. Herkes yardım ediyor, arkadaşlarımız yardım ediyor. Aracı olarak mesela Ahmet diye bir arkadaşım var. Kendi de ekşi olarak yapıyor bu işi. Ada Ekmek Fırında çalışıyor. O yardımcı oluyor. Birbirimize bilgi paylaşımı yapıyoruz. Gibi yani bu hani bu insanlara hakikaten çok teşekkür ederim. Desteklerinden dolayı. Hep arkamızdalar. Sağ olsunlar. Bu şekilde yani. Bak şimdi bunları mesela topluyorum ben bak. O üstten kazıklanan şeyler var ya. Heh. Bunları eritme var bende. He. Bunları eritiyorum, bal mumu yapıyoruz. Evet. Geri dönüşünde kullanıyoruz yani. Bal mumu veriyoruz, yerine petek alıyoruz. Anladım. Bu şekilde şeyi değerlendiriyoruz. Evet. Heh. Şimdi bak, gel bak sana ben bir şey daha göstereceğim. Katlarımızın bir tanesine daha bakıyoruz. Evet. Şimdi petek isteyip istemediğine bakıyoruz. Anladım. Arının. Evet. Şimdi mesela bak bu arı ben petek istiyorum diye bağırıyor. Doğmuş iyice. Nereden ben, şey yapıyorsun? Bak şimdi bu yemlik mesela boş bu. Evet. Bak arı petek olmadığı için dala görüyor. Anladım anladım. Evet. Yani ben petek istiyorum diye bak buradan hep yeni örüyor mesela. Evet. Bana petek getir diyor. Sen şimdi buraya hemen peteği koyacaksın şimdi. Tabii ki. Evet. Şerbetlikte dala gördüğün zaman dala gördüğün zaman ya ben o şekilde yapıyorum mesela, tamam mı? Arı dala görmeye başladı. Evet. Başladı. Şimdi bir de bak bu şey de var mesela. Bunlar da erkek gözü olur bunlar bak. Kendi ördüğü şey. Bir saniye şöyle bir silkeleyeyim. Şimdi bak onu da göstereceğim ben.
Şimdi bak bunlar gözenekleri büyüktür. Bunlar hep erkek gözü. Bir de bak yakından çekersen bak içinde yumurta var bak. Günlük yumurta var. Bakalım bir dakika. Tam bandımını göremiyor ama basıyor. Şöyle ışığa şey yapsak daha iyi olur mu acaba? Ha evet evet görünüyor. Şu. Beyaz evet, kıl evet, gibi evet, böyle. Evet. Bunlar parlak. Bak hep evet erkek şey bunlar bak. Bu tarafta da aynı şekilde bak. Sulanmış zaten bak. Evet. Görüyor musun? Evet evet belli. Yani görüyorum. Bunlar hep bak günlük yumurta mesela bak. Dur bakayım. En beni bunlar sulanmış. Bak burada da var mesela bak. Günlük yumurta. Bu erkek gözü bak. Erkek zaten burada mesela. Bunlar erkek olacak sadece bak. Evet evet. Şu bunlar bu, normal. Bu erkek değil mi? Tabii. Bunlar büyükle erkek oluyor. Hepsi bu şekilde bak. Bu şu gözlerin hepsi erkek olacak. Ha, evet. Ama dalak erkek, attığı erkek... zaman arı petek kendi örüyor ya. Gözenekler büyük oluyor. Evet. Erkek yumurta atılmış oluyor değil mi? Erkek arı çıkıyor oradan hep. Anladım. Erkek... O yüzden bu şeyi kapattığı zaman hem bu bitle mücadelede de şey. He. Tabii. Bunun için hemen geliyor bir şey yapıyor. Özellikle erkek gözlerini bitti. Tabii. Arı biti denir. Mesela anladım. Kırmızı şey. Bizim inler yok. Biz ilaçlamamızı yapıyoruz mesela devamlı olarak. Evet. Şimdi biz bari hemen bir şey verelim. Hemen bir petek verelim. Petek verelim. Şerbetliğin altındakini alacak mısın Basri? Şu şerbet... anda almayacağım. O kapatsın şeylerini. Erkeklerini mi? Tabii erkek. O zaman koparacağım. Kapattığı he, zaman. Anladım. Hani diyor mu? Hem bitle mücadele evet. şeyinde he. Kullanıyoruz. Evet. Peki şimdi erkek arının kovana faydası? Erkek arının kovana faydası döllenmedi sadece. He. Yani. Evet. Bir daha hazır yiyici. Hazır yiyici. Hazır bal yiyici. Yapmıyor yani. Yapmıyor yapmıyor. Hep zarar. Yok tabii onun da kendine göre bir faydası var tabii. Var yani. Var tabii. Evet. Mesela bak şuraya bakalım. Anamız yukarı çıkmış mı çıkmamış mı? Onun kontrolünü yapacağız şu anda. Bunlar yumurta atmış mı? Evet atmış. Bak anarımız yukarı çıkmış. Şimdi burada mı anarımız? Günlük yumurta. Hı. Bir dakika ona bakıyorum. Şu peteğe bakacağız bir saniye. Yukarı çıktığını yumurtadan tabii. anlıyorsun. Doğru. Tabii, tabii, tabii. Tabii tabii. Anar yukarı çıktığı zaman yumurta evet. günlük yumurtayı gördüğünüz zaman evet. ana kat, hani. Evet. Kata çıkmış oluyor yani. Evet. Bunda boya var mı anarıda? Basri. Muhtemelen vardır. He. Çünkü bende boyasız ana pek olmaz. Evet. Ekseriyet hepsi boyalıdır yani benimkinlerim. Sen kendin boyuyorsun ha? Tabii kendim boyuyorum ben. Vallahi. Kalem alıyorum. Evet. Kendim boyuyorum. Mesela bu sene örnek veriyorum. Renk yeşil. Yeşil bir tane kalem alacağım. Zaten beyaz, mavi var. Evet. Daha önce boyamıyorduk. Anayı bulmak çok zor oluyor. Evet. Ya aslında basit tamam mı? Hani günlük yumurtayı gördüm mesela ana oralardadır. Tabii. Yani şey bu. Ama tabii iki katlı arı mesela. Evet. Burada ana yok. Şuna bakacağız. Muhtemelen bu beyaz boyalıdır diye tahmin ediyorum ama. Bakalım. Evet, burada da günlük yumurtalar var. Şöyle bakalım. Şu yüzüne bakalım. Yani ana arımız burada yok maalesef ama günlük atmış yani buralara. Muhtemelen işte petek olmadığı için ya da şu peteğe de bakacağız. Ya da göremiyoruz yani. Ama bu yani açık alanda olsa göreceğiz. Ama sonuç itibariyle yani günlük evet. yumurtayı gördük. Evet tabii tabii. Ana yukarı çıkmış zaten. Yumurta varsa anarı var zaten. Yemlikten de belli oluyor. Yemin altında günlük yumurta tabii. var ya. Ana kata çıkmış yani. Evet. Oradan belli yani. Zaten öyle olmasa sen yeni petek istemez dalak da örmez herhalde değil mi? Tabii. Yok. Ana muhtemelen yumurtayı attı. Alt kata indi. Çünkü evet. alt kata şimdi katı verirken şey yapıyoruz ya mesela. Hı-hı.
sıfır petek görüyoruz. Yani sıfır derken şişkin petek evet, görüyoruz. Evet. Boş petek görüyoruz yani. Muhtemelen onları da doldurmuştur. Duman da çok uzun sürdü mü Bası? Duman az önce şey yaptım ben, tamamladım onu. He. Hı-hı. Yine portakal kapı mı attın? Tabii, portakal kapı bak. Evet. Açabiliyorsun. Bak. Evet, evet. Dur. Bir dakika. Evet. Bunları kışın kurutuyorum ben. Evet. Çok da güzel kokuyor. Çok güzel kokusu var. Yani evet. Ya arada çok da rahatsız etmiyor yani. Evet, sakinleştiriyor belki. Tabii. Şimdi mesela sonuçta biz çok dört dörtlük profesyonel bir aracı olmayabiliriz. Ama ya sen uzun yıllardır bu işi yapıyorsun, belli yani iyi gidiyor. Babamızın sayesinde bir şeyler gördük. Evet. Ki artı takip ediyoruz. Yani her geçen gün bilgimizi tazelemeye çalışıyoruz. Tabii. Mesela bak ben arılara kimyasal ilaç kullanmam. Yani rulemittir, batikstir bilmem nedir mesela o şeyi. Benim arılara kullandım kekik yağı, nane yağı, okaliptüs yağı, ısırgan otu yağı, hepsi melise doğru yağı. Bunları alıyorum aktardan mesela. Bir de ağrış katranı. Mesela ağrış katranı kartonları emdiriyorum. Daha vermeye başlamadım mesela. Çünkü arılarda yani bir bit şeyi görmediğim için, risk evet, görmediğim için vermiyorum. Ben bunları kullanıyorum. Bunları mesela, bit ilacı olarak bit kullanıyoruz. Bit ilacı olarak kullanıyoruz bunları. Evet. Birçok arkadaşa da söyledim. Tabii yani bunlar işte hani deneye deneye bulunan şeyler. Bunu evet, biz de bulmadık yani. Yasin Köycü diye bir abi var mesela. Evet. Milli Arıcılık Platformu diye. Onu takip ediyorum mesela ben. Beğeniyorum yani yaptığı şeyleri beğeniyorum. Doğallıktan yana. Evet. Tabii biz de öyle doğallıktan yana olduğumuz için. Evet. O şekilde bunları mesela suda karıştırıyoruz. Püskürtme şeklinde yapıyoruz. Ya da mesela kartona emdiriyoruz. O şekilde veriyoruz. Hazır yani, satılığında gibi. Bitteki mücadele şu. Uçuşkan yağ. Yani aromatik yağlar mesela. Evet. Şeyimiz bu. Kokusu yayılıyor. Tabii kalıcı bir koku oluyor mesela. Tabii. 3-5 gün mesela. Heh, o biti rahatsız ediyor, döküyor. Anladım. Ya, kimyasalla hemen öldürüyor. Evet. Diye şey yapalım mesela. Anladım. Ama şöyle mesela kimyasal verdiğin zaman mesela rulamit diye bir ilaç var. Bu gene darızların çoğu kullanır mesela bunu. Evet. Çok sıkışırsan mesela şey yapar. Evet. Tamam mı? Ya zaman geliyor biz de kullanıyoruz. Çok yoğun bit oluyor mesela biz de kullanıyoruz. Anladım. Bunda evet, şey yok yani. Ben doğru arı öleceğine. Tabii. Mesela. Ama sıkışma olduğu sürece. Doğal yollardan, yollardan çözüm arıyoruz. Çözümümüzü, tabii, çözüm arıyoruz yani. Aynen. Aramakta da fayda var zaten tabii. O şekilde ilerliyoruz. Herkes böyle bulmuştur zaten. Tabii. Şeyi, tabii yani. Böyle İşte ben mesela o arkadaşları takip ediyorum. Beğeniyorum da. Evet. O şekilde kullanıyorum. Devamlı şeyi. Mesela kimyasal ilaç verdiğin zaman 21 gün salım yapamazsın. Kalıcılık illaki olur. Evet. Balda mesela yani. Tamam, açık bal varsa örnek veriyorum. Ama mesela kekik, nane yağı, ağrış katranı. Bugün ver yarın salım yap. Evet. Çünkü şey yok yani. Kimyasallık doğal, yok. Doğal olduğu için evet, risk içermiyor yani. Anladım. Hatta biz bugün de mesela hani, ilaç verip de yarın salım yapmıyoruz. Tabii ki tabii de mesela hani. Demek istediğim olay yani. Doğal bir şey kullandığın zaman evet, istediğin zaman kullanabilirsin bunu yani. Evet. Ama kimyasalı verdiğin zaman belirli bir aralığın geçmesi gerekiyor. Tabii. Peki basit burada şeyi de merak ediyorum. Bu bölgede senin arılığında diyelim. Arılar nelerden yiyor mesela kestane, meşe, buraların neleri bizim bulabiliyor? Burada bak şöyle karşı görüyorsun mesela o çamlık mesela meşelik. Evet. Karşı taraflar bu şekilde. Bunun altında pürem var mesela pürem bitkisi. Evet. İlk önce o çiçek açıyor. Pürem de mi? Tabii ilk önce pürem mesela bizim burada benim arılığım yakın olarak şey yapıyorum mesela. Evet. Bir de bizim bu benim bu çevrem mesela bak şey yani sulak araziye uygun bir arazi değil yani su yok burada. Evet. Ne oluyor? Tirfil otu diyoruz mesela. Tirfil evet, otu var. Tabii doğada açan bir dünya çiçek var mesela bak. Şurada bile var mesela bak. Yani envai çeşit çiçek açıyor. Aynen. Bunlardan nektar toplayabiliyor. Şurada az önce çektim papatyanın içerisinde pembe ben oraya arı otu ektim. Arı otu evet. Arı otu ektim oraya. Korunga diye bir bitki. Onu evet, da işte arıcı abilerimizden duyduk. Heh. Yani ballı bir bitki olduğunu şey yaptık. Ektik. Nasip olursa bu sene faydasını göreceğiz. Çiçek İnşallah, açmaya başladı zaten. Evet. Bu sene. Gördüm çok, çok güzel. Çiçek açmaya başladı. Ya işte bu şekilde duyuyoruz, görüyoruz, deniyoruz. Evet. Ya şimdi mesela buraya arı otu ektik. Hemen
Tabi araya hemen gidip oradan bal alacak diye. Yani ayağından ama tabi yakın ne kadar olursa da bizim artımıza. Doğru. Bu iş böyle yani. Evet. Deniyoruz. Ya sonuçta birinin denemesi gerekiyor. Tabii. Örnek amaçlı. Deneyim de, tabii. Tamam. Daha önce ben mesela kanola ektim. Ha, onu tabii. Biliyorum. Kanola ya şey. Karşı sarı değil mi? Evet, sarı renk mesela. Gördüm, evet. Karşıya ektim ben. Evet. Onun da faydasını gördüm. Sonradan korungayı duydum. Korungayı denedik. Evet. Bu bir de 5 yıllık bir bitki. İşte kanola her yıl ekmen gerekiyor. Sen şimdi bunu ektin 5 yıl böyle tarlada devam edecek. Tabii devam edecek. Sürmezsen ekmeyeceksin, hiçbir şey yapmayacaksın. Hiçbir şey yapmazsan, başka bir şey ekmezsen 5 evet. yıl bu şekilde devam edecek. Bakımlar ne yapıyoruz mesela? Gübre atıyorsun mesela. Evet. O şekilde. Bu daha karlı. Şimdi öbür türlü her sene ekmek var. Evet, bu evet. şekilde. İşte baba mesleğine ek iş olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Evet. Eşim de yardımcı oluyor. Zaman zaman yani çok sıkıştığım zamanlar eşim de yardımcı oluyor. Hem boş vakitimizi değerlendiriyoruz. Ailecek de buraya geliyorsunuz. Tabii. Bu senin yaşadığın yer köye de çok yakın. Yakın bir kilometre falan mesafe evet. var. Ya yani ormana yakın. İşte az önce ondan bahsediyorduk mesela. Evet. Şu karşıda mesela bak şu tepenin arka tarafında mesela ıhlamur var, kestane var, meşe var. Evet. Mesela bunlar hep ballı evet. bitki yani. Şu ağaç yani mesela. Zaten şu karşıda gördüğümüz yer buraları Kaz Dağları'nın etekleri. Yani. Müthiş bir yerde arıcılık yapıyorsun aslında. Çanakkale, evet. Çan, Terzi alan bölgesinde. Tabii. Tamamen doğal bir ortam. Hiçbir tane burada bir şey yok. Ya birçok da arıcı var mesela burada. Evet. Bu yer kısır yer ya mesela. Yani diğer yerlere göre mesela çok zirai olay olmadığı için. İlaç minaşı çok aşırı şekilde olmayan aramıza zarar da gelmiyor. Doğru. Evet. O yüzden ormanın dibinde tabii. çok tarımsal bir faaliyet yok. Çevremde 5-6 tane de arıcı arkadaşımız var mesela. Evet. Burası o yönden rahat bir bölge. Evet. Tamam. Bir de kuytu. Yerimiz de kuytu yani şey olarak. Evet, yani evet. kışlık kışlatma açısından çok mesela. Güzel. Evet. O şekilde. Şimdi nasip olursa mesela burada şey de var mesela Karaçalı deriz. Şu arka taraflarda Karaçalı da var mesela. Bol. O da ballı bir şey yani. Bitki, ağaç türü dediysek yani vallahi çalı. Arı bin bir türlü şeyden bal alıyor. Burada, bizim buraya aklımız zaten ermiyor. Aynen. Müthiş yani. Şey yani. Bu bölgenin yani bizim bulunduğumuz bölgenin yani arılığın etrafından bahsediyordum. Her zaman bir bal arının alabileceği bir bitkidir. İşte her meşedir mesela akmadır. Var evet, yani. Evet. Şimdi var yakında yani. Ihlamur çiçek mesela. Tabii şimdi mesela ihlamur şey yapacak. Ha, evet. Kestane mesela bize biraz daha uzak kalıyor. Bu sefer kestane bölge arımızı götürüyoruz. Şu bizim arılarımız için ekmiş olduğumuz ot. Korunga bitkisi. Evet. Ballı bitki diye geçiyor. Arılarımız önünde 4-4,5 dönü falan yere bunu ektik. İnşallah faydasını göreceğiz. İnşallah. Şu şekilde çiçek açıyor. Daha bak burada da mesela kardeşleri var. Bu şekilde. Evet. Ya güzel bir bitki diye duyduk abilerimizden. Evet. Deniyoruz. Çok İnşallah güzel. Faydasını görürüz. Evet dostlar bugün Basri arkadaşımızın arılığında çok güzel şeyler öğrendik kendisinden. Vallahi arı hakkında bayağı bilgi sahibi oldum ben de. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Biz teşekkür ederiz tanıtım için. Yani buraya geldiniz, çekim yaptınız. Evet. Çok sağ olun. Yani siz de bu işe gönül veriyorsunuz. Veriyoruz onu, evet. Yavaş yavaş yani, öğrenmeye uğraşıyoruz belli, yani. Belli. Evet. Biz de yani şöyle söyleyeyim. Yeni başlayanlar için yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalışırız. Yani yardımcı olabileceğimiz her konuda. Evet. Evet sağ Son olsun. Son bir şey söylüyorum. Doğallıktan kimse şaşmasın. Aynen. Öncelik doğallığımız olsun. Gerisi bir şekilde oluyor zaten. Aynen. Yani. Kendisi zaten hiçbir tane bilgiyi saklamadı. Bütün bilgileri söyledi. Bit ilacını dahi her evet. şeyini nasıl yaptığını yağlardan kayıtlarda var. Tam hatırlayamıyorum ama. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.